Protein içerikli olmayan bir salgının salgılanma sürecinde, arkadaşlar, protein içerikli olmayan bir salgının salgılanma sürecinde düz endoplazmik retikulum, Golgi ve hücre zarı görev yapar. Bunlardan hangileri protein içerikli olan bir salgının üretiminde farklılık gösterir? Protein içerikli salgıda ise düz endoplazmik retikulum yerine granüllü endoplazmik retikulum görülür. Yine aynı şekilde Golgi'de paketleme gerçekleştirilir, salgının aktifleştirmesi sağlanır, hücre zarından dış ortama atılır. O zaman protein içerikli olmayan salgıyla protein içerikli salgı arasında farklılık endoplazmik retikulumda görülür. Bu yüzden doğru cevap Adana.